Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Konya ili Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Muhtarı Dursun Tekin ve mahalle halkından vatandaşlarımızla röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, kaç dönemdir muhtarsınız Dursun Bey? Bu dönem. Birinci dönem seçildiniz. Karşınıza kaç aday çıktı? 5 adaydı, en son 2 adaya düştü. 2 adaya düştü. Halka vaatlerde bulundu mu? Beni muhtar seçerseniz mahallemizin şu eksik hizmetlerini yaptıracağım gibi. Evet. Hangi vaatler efendim? İşte yoluydu, suyuydu, otobüsüydü, evet. Okuluydu. Okulumuz da mı yok? Okul da yok sayılır yani şu an. Müracaat ettik, yapılacak. Çocuklar var işte, görüyorsunuz. İkinci sırada diyor. Evet. İşte inşallah yapalım. Kaç öğrencimiz var efendim? Hemen 250'ye yakın çocuk var. 250'ye yakın? Evet. Okul yok. İkisinde. Okul yok. Selvili'ye evet. Gider, Selvili'ye bırakmış. Selvili'ye gidiyor. Yani bu mahallede mi yok, burada mı yok? Burada yok. Bu Selvili'de de yok. Selvili'de de mi yok? Türkmen, evet, bunu Türkmen'e gidiyor. Ta Türkmen'e mi? Türkmen'e mi? Kaç oraya ilkokul var orada. Buraya işte 4 kilometre falan var. 4 kilometre, çaprazda o zaman. Biz ya bu yoldan evet, şey geldik. Evet sayın izleyiciler, Türkmen'i biliyorum. Türkmen arkadaşımız Metin abi, buradan evet. Da selamlarımızı iletiyoruz. Metin abimiz bizim işte... 2012 yılında biz bu gazetemizi neşir hayatına, yayın hayatına başladığımızda biz ilk Konya'dan dedik, Mevlana'nın şehrinden başlayalım dedik. İlk Konya'dan geldik. İşte Karapınar, Konya bütün şeylerini gezdik. Kar yağdı, ondan sonra döndük ılıman yerlere. Buradaki arkadaşlarımızın tamamı bizi canı gönülden desteklediler. Memduh Dernek Başkanımız Memduh Karaca arkadaşımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Çok güzel bir, değerli bir arkadaşımız. Tekrar derneğin karşısında da çıkmadı. İkinci defa dernek başkanı seçildi. Evet. Değil mi efendim? Evet. Evet muhtarım, hangi vaatlerde bu? Yol üzerinde, yol dediniz, içme suyu, okul. Sayın izleyiciler, biz buraya mutlak okul yapılmasını istiyoruz. Doğrumuş, i̇şte bak, doğrumuş öğrencilerimiz var. Doğrumuş. Kaça gidiyorsun? İsim ne yeğenim? Seçil Tekin 3 aya gidiyorum. 3 aya gidiyorsun. Sen? Adem Tekin 2 aya gidiyorum. 2 aya gidiyorsun. Evet, bunlar neyiniz olur muhtarım? Bu benim torun, bu da benim torun. Torun, bu da torun, bu. Bu da bizim küçük kardeşimin çocuğu. Küçük kardeşinin çocuğu, yeğenin yani. Yeğenim. Evet, okulunuz yokmuş, taşımalı gidiyorsunuz değil mi Türkmen'e? Zor oluyor mu? Zor oluyor değil mi? Okul buraya yapasın. Kaç, 200 öğrenci mi var dedim muhtarım? 250'ye yakın. 250'ye yakın. Ana çocuğuyla. Evet, hani 250'ye yakın öğrenci var sayın izleyiciler. Buraya biz acil olarak okul yapılmasını istiyoruz. Bugün yine Merkez Mahallesi, Cinler Mahallesi'ne gittim. Orada da 420 civarında öğrenci varmış, okul yokmuş mahallelerinde. Ereğli ilçesinde bir merkezde, bir de Selvili Mahallesi'nde okul yapılması gerekiyor. Biz buradan hem iş adamlarına da sesleniyoruz. Hayırsever iş adamlarımız da biliyorsunuz okul yaptırıyor. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde isimlerini veriyorlar. Hem hayırsever iş adamlarımıza, devletimize, yöneticilerimize biz buradan sesleniyoruz. 250 öğrenci az değil sayın izleyiciler. Buraya yani taşıma parasına vereceğimiz parayla da buraya okul yaptırabiliriz. Artı çocuklarımız sabah erken saatte kalkıyor, taşımanı gidiyor. Buraya mutlaka acil olarak biz ilk öğretim ve ortaokulun yapılmasını istiyoruz. O mahallemize de istedik, yapılmasını istedik. Bu konuda işte hükümetle önümüzdeki süreçte kurulacak. Milli Eğitim Bakanlığımızla da görüşeceğiz. Acil okul yapılması gereken yerleri biz zaten bunları dünyanın arama motoruna dağıtıyoruz. Bütün yetkililerimiz de bunu izliyorlar. Sabah yani 50 yıl sonra bu genç arkadaşlarımızla muhtarımın torunu da bu röportajı izleme şansına sahipler. İşte o zaman burada okul olmadığında öğrenecekler. Okul yapıldığında da işte bizim de katkımız olur inşallah. Allah razı olsun inşallah. Demeleri yeterli değil mi muhtarım? Doğru. Evet muhtarım. Aynı zamanda belediyede çalışıyoruz değil mi efendim? Evet, belediyede çalışıyoruz. Aslında bu mahalle için sizin belediyede çalışmanız da bir şans olarak biz görüyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde de aynı muhtar arkadaşlarımız çalışıyor. Tarsus'ta gördük, Mersin'de gördük, birçok ilçede gördük, Antep'te gördük, Maraş'ta gördük. Çalışan arkadaşlarımız var. Hizmetin daha iyi gelmesi için çünkü siz o hizmet alınan birimde çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Hangi konuların yapılması için ilçe belediyesine ve büyükşehir belediye başkanlığına müracaat ettiniz? Vallahi ben bu belediyeye, bizim ilçe belediyesine müracaat ettim. Evet. Hangi konularda? Omlam olsun, Kilitlitaş olsun. Altyapı yapıldı mı kanalizasyon? Olsun, park olaylar olsun. Yapılmadı. Yapılmadı.
Yok, park olanlar. Evet, torun gitsin neresi, neresi sen buna bak. Hadi bakalım neresine doğru gitsin torun. Ne türlü verdiysen buradan bir icraat alamadın. Efendim burası kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar? 75, burası... Toplam bütün şeyleri birlikte. Sevil ile birlikte, evet. 375 hane. Hane, 375 hane. 740 nüfusu var. Evet, çok büyük sayın izleyiciler. Yani evet, burası da Eyeli'nin büyük köylerinden bir tanesiydi. İşte tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. 500'de seçmeni var. Evet, Sevil'in mahallesinde ilk muhtarı Dursun Tekin seçildi. Yani tarihe geçti bir bakıma, değil mi efendim? Evet. Köylerin tüzel kişiliği kapandı. 700 civarında nüfus var, 330 hane var. Biz buraya mutlaka öncelikle okul yapılmasını istiyoruz. Altyapı kanalizasyon yapılmadı yok, değil mi? Yok yok. Yan komşu köye yapılıyor şimdi. Buraya da yapılmalı değil mi efendim? Şimdi, halk şimdi size sorar. Oraya yapılıyor muhtarım. Siz belediyede çalışıyorsunuz. Tabii buraya ne yapılıyor? Sırayla geliyor. Değil mi? Evet. Sıraya alınmış değil mi evet, efendim? Sıraya. Evet sayın izleyiciler. Tabii bu hizmetler de aynı anda birdenbire her yere yapılma imkanı yok. Çünkü maddiyat gerekliyor. Değil mi efendim? Evet. Koski sıraya almış. Çünkü Konya'nın yüz ölçümü 61 ülkeye eşdeğer değil mi? 61 ülke yüz ölçümü kadar. Suyu kolaydı mesela, suyu çabukça verdiler. İçme suyu değil mi? İçme suyu. İvris suyundan mı geldi? İvris suyu. Evet. İvris çayına da gittik sayın izleyiciler. Buz gibi karpuzu at hemen bir iki dakikada yağrılıyor. Güzel güzel bir suda içme suyuna bu mahalle halkımız kavuşmuş. Kavuştu. Koski'ye de bu konuda teşekkür ediyoruz. Su eşittir hayattır diyoruz. Köy konağı mutluluk odası var mı? Yok, onlar da yapacağız diye söz verdi Büyük Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Evet, Tayyar Bey. Evet, o da... Taylan mı? Tayyar mıydı? Tayyar. Tayyar, evet. Tahir Akgürek. Evet. Tahir Akgürek, belediye başkanımız bu konuda yapılması için söz vermiş. Özkan Özgüven arkadaşımıza hangi konularda müracaat ettik efendim Ereğli Belediye Başkanı'na? Yani Konya'ya gittim, yani belediyeden ne gibi hizmet alacaksak hepsine müracaat ettim. Hepsine. Evet. Bu hizmetlerimiz öncelik sırasına göre yapılmasını istiyoruz. Ancak işte bu arkadaşımız belediyede de çalıştığı için mutlak eser bırakmalı bu dönemde, değil mi efendim? Tabii. Ki halk kendi önümüzdeki dönemde tercih etsin. İşte muhtarlık zaten bir özveri işi, gönül işi değil mi efendim? Tabii. Evet. Çocuk parkı var mı? Çocuklarımız var gördüğünüz gibi. Şimdi yapılıyor. Şu an siz oradan geldiniz ya. Evet. Caminin orada. Evet. Başlandı mı? Başlandı. Yapıldı. Yalın siler kurulgun değil. Evet. Daha onlar da bitecek. Malzemeler yapılacak. Yani. Evet. Biz daha önce işte diyorduk ki şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocukların da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası da şimdi ne oldu? Mahalle oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ve Ereğli Belediyesi'nin mahallesi oldu. İşte muhtarımız müracaat etmiş. Çocuk parkı kuruluyor. Çocuklar da çocukluğunu yaşayacaklar. Bir de buraya bir işte ana sınıfına uğraşıyorum. Ana sınıfı? Evet. Ana sınıfı yok. Okul... Ana sınıfında kaç giden, kaç öğrencimiz var? Ana sınıfına giden? Şimdi Selvi'de 20 geçkin değil mi? Girilmeyince gitmiyor ki. 20 geçkin. Ana, muhtarlığı her çocuk gitmiyorsa muhtara. Işte yok ana sınıfında. 15-20 yok. 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 Okul yok. Çocuklar muhtarlığın bir odasını aldılar. Evet. Orada çocuklar ders yapar. İşte hoca onaya geldi. Evet, ona geleceğiz. 17 tane de burada var. Burada var, evet. Şimdi burada. Muhtarımızın abisi mi? Abisi bu. Abisi. İsim ne efendim? Mehmet Tekin. Mehmet Tekin. Evet, Mehmet amca. Öncelikle ne yapılmalı mahallemize? Mahalleye ne gerekiyorsa onun yapılması lazım mahalle olarak. Değil mi? Ereğli'nin yakın bir semt olduğu için. Merkez mahalleye hangi hizmetler yapılıyorsa buraya da yapılmalı. Aynısı olması gerekiyor yani. Eşit. Evet. Muhtarın da yüzü gülmesi lazım. Halkın da bu konuda çok bilinçli gitmeleri lazım ama seçim zamanı geldi mi halka sevgili halkım dinliyor ama evet. Hizmet zamanı geldi mi yok, arkasını mı sıradayız diyor. Sırada mıyız? Kaç yaşındayız efendim? Ben 55 yaşındayım. 55. Emekli oldun mu efendim? Daha emekli olmadım. 3 senem var. 3 senem var. Evet. Şimdi de muhtarımızın kayınbiraderi değil mi efendim? Evet. İsim neydi? İsmet. İsmet, soyadımız? Tekin. İsmet Tekin. Emmi olursunuz o zaman aynı zamanda. Aynı sülaleden değil mi? Emmi oğlu muyuz? Didiler ya, emmi çocuklarıyız. Evet, sayın izleyiciler. İşte görüyorum burada tam bir beraberlik var. Evet, siz ne istiyorsunuz efendim? Biz de istem aynı. Doğrumuş istedim. Bir kere otobüs diner, bir senede otobüs gelecek daha. Evet, muhtarım o konuda söz vermiş. Ben o konuyu görüşeceğim Özkan Bey'le. Biz perişanız. Köy bütün perişan o şeyde, minibüsüz.
Peşen koydu. Evet, Özkan Özgüven'e bu konuyu maliye görüşen köylere biz mutlaka otobüs seferi konmasını belediyeye çıktım İşte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin birçok köye otobüs seferi koydu. Hep karşımızdan geldi, gördük. Burada da Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu konuya öncülük etmesini istiyor, değil mi efendim? Evet. Zaten 90 kişi seçime karışmadı bu yönde. Evet. Otobüsümüz gelmedi. Dargınlar, kadınlar. Özkan Bey. Oy kullanılmadı mı? Kullanmadı. Gelmediler oy atmaya. Sayın ben seçim, oya gelmemişler. Seçim şeyinde burada geldim. Özkan Başkan söz verdi, otobüs gönderiyorum diye. Onu evet. Da göndermeyince adam seçime de gitmedi. Evet. Çünkü 5-6 tane köyü ziyaret ettim ben dün. %30 civarında hep köylerde oy kullanılmamış. İşte muhtar arkadaşımız da burada işte tepkilerini milletin vatandaşın söylüyor. Yani mutlaka otobüs seferi konmalı değil mi efendim? Evet. Büyükşehir'in amacı bu. Değil mi? Evet. Bekliyor. Görüyoruz Hatay'da, Adana'da, Kahramanmaraş'ta, Antep'te. Geçen Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi birçok mahalleye dönüşen köylere otobüs seferi koymuş. Karşımızdan geldi. İnsanlar rahat bir şekilde ile ilçeye gidiyor. Bizim 6 kilometre helal ile şeyin arası. Selvi'nin arası. Bir evet. Dolmuşu vermediler işte. Evet. Ahmet Bey bir de teyzeyi bir aç. Bu tarafa gelip teyzeyi de bir söz hakkı verelim. Şöyle bir güzel bir şekilde. Evet sayın izleyiciler. Teyze isim neydi? Hava. Hava teyze. Öztekin. Siz de Tekin değil mi efendim? Hava Tekin. Muhtarımızı ne olursun? Kaynının hanımıyım. Kaynının hanımı. Yengesi. Yengesi evet. Yengesi. Evet. Ne istiyoruz efendim? Benim yakana benim dolmuş istiyorum. Dolmuş istiyorum. Dolmuş istiyorum. Biz perişanız. Gidip gelemeyiz. Gelinlerimiz gidip gelebildiği yok. Çocuklarımız çalışır hep yoklar. Evet. Vesayetimiz yok gidip gelecek. Gelinler gidip gelecek. Çocuklar torunlar var. Ben gider getiririn iletir geliriz. Perişanız biz. Gerçekten evet. Öyle. Yani otobüs hattı buraya konmalı diyoruz. Dünden biz motorla ilettik geldik. Traktörle doldurduk. Mecbur kaldık çocuklarımızı. %50'si perişan. Biz evet. Perişanız. Evet. Ben attım da ben atarını da attım da oyumu da. Kullanmayan gitmeye çok oldu değil mi efendim? 70 kişi gitmedi. O bayanlar gitmediler biz perişanız dolmuş gelmedi diye. Evet. Evet sayın izleyiciler işte görüyorsunuz yani vatandaşımız haklı, haklı bu konuda. Biz araştırmacı gazeteci olarak biz her zaman halkın yanındayız. Soyumuz geldi memnunum. Yani gazetemizin hiçbir siyasi parti bize, bir tane en acil dolmuş lazım. Yani seçim sürecine girdik hiçbir partiye atıp da bulunmadık. Biz amacımız vatandaşımız doğru. Ne istiyor? Vatandaşın yani vatandaş seçmezse oradaki biz vekil seçiyoruz zaten doğru mu efendim? Doğru. Sizler vekil seçiyorsunuz kendinize. Yani ne istiyorsunuz? Onlara da cevap verilmeli vatandaşa. Yani vatandaşımız ne istiyor? Niye gelin yardım olmayınca ne yapalım? Biz de vatandaşız. Biz de bu Türkiye'nin vatandaşıyız. Bir evet. Dolmuş gelmese olur mu? Gelmesi lazım. Dolmuş mutlaka gelmeli diyoruz. Otobüs hattı buraya konmalı diyoruz. Biz bu konuda Tayyip Akgülek'leri Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da görüşeceğiz. Yani keşke en görüşün, azından ilçeye ulaşımı sağlanması lazım. Ben değil çok mi? Çıktım şeye. Üç sefer çıktım belediyeye. Ben evet. Kendim. Üç sefer çıktım. Kadınlar dediler ki ne biz utanırız, genciz dediler. Ha evet. Sen git dediler. Ben evet. Üç sefer çıktım. Gelecek. Biz buna dirim. Belediye başkanlığına mı çıktın sen? Belediye başkanının vekiline vardım. Başkanı bulamadım hiç. Vekil yalan söylemeyin. Orada bizim geldi buraya tamam hemen başlıyoruz. Ondan sonra buraya daha geldik ben yine istedim. Burada da istedim. Kendim evet. Vardım istedim bu dolmuşu. O zaman biz de bu otobüs yok. Seferi ne zaman başlayacak diye başlatalım. Evet. Yani ama okul da konusu. Eğer rica ederim. Eğer bu dolmuş gelirse bizim cennetin kapısını açarsınız. Tamir ettirsinler. Burada. Evet ana sınıfı. Evet. Evet, çocuklarımız ana sınıfına zaten gitsin değil mi efendim? Konya Büyük Belediye Başkanı dedi, yaptıracağım diye de. Evet. Bize buraya işte düğün salonu gibi bir şey yaptıracağım. Çok amaçlı salon diyoruz ona evet. Belediye başkanlarımız. Evet. Çok amaçlı salonlar sırasıyla yapılacak. Ha. Ancak yani bu dönem burada vatandaşımızın birinci isteği otobüs hattı değil mi efendim? Otobüs bizim attı. En önceki öncelimiz otobüs. Otobüs hattı ve okul. Vatandaş gerçek çok perişan. Perişanız biz ya. Araç olmayan adam perişan. Araç olmayan. Mehmet sizlerin yine arabanız var biner gider. Hayır, bizim Selvi'nin bayanlar bütün çoğu da dur. Dur değil mi Mehmet? Valla perişanlar ya. Evet. Aa yalvardılar. 5-6 kişi gidelim diye toparlanamadık. Burası gel bak. Valla ben 3 sefer çıktım belediyeye bu şeyi için. Hasan bak oraya bak Hasan. Oraya bak. Evet. Evet sayın izleyiciler buradaki konu kısa başlıklarıyla okul sorunu ve ulaşım sorunu artı
İşte muhtar arkadaşımız vaatlerde bulunmuş. Biz bu vaatlerin en azından 3'te 2'sinin yapılmasını istiyoruz. Bu dönem ki arkadaşımızı gene önümüzdeki dönemde halk tercih etsin diyoruz. Halkın sorunlarını bugün de sayın izleyiciler Konya İleri İlçesi Selvili Mahallesi Muhtarı Dursun Tekin ve mahalle halkında vatandaşlarımızla tüm kamuoyuna duyurduk. Kendilerine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.